Mekkeli müşrikler de, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde, o şirke örnek gösterilen o kavim de Allah'ın varlığını asla inkar etmiyordu. İşte وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlara sorsan gökleri yeri kim yarattı diye وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı kim sizin hizmetinize verdi diye لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Elbette ki Allah'tır diyecekler. Çok güçlü bir ifadeyle. Çok güçlü bir şekilde. Elbette Allah'tır diyecekler. Ebu Cehil böyle cevap verecek. Allah'a dua ediyordu hocam tabii, savaştan önce. Evet. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ O zaman nereden bu yalana geliyor, iftiraya geliyorlar? Madem Allah yaratıyor da nasıl başkasına yardım istiyorlar? Ondan sonra diyor ki Allah yapsutur rizka limen yeşâ'u min ibâdihi ve yaktiru lehu. Allah kullarından gereken çalışmayı yapanın önüne rızık imkanlarını yayar. Ve gerekli güce de sahip olanlar. İnne Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Ve le inseltehum. Onlara bir sorsan diyor. 63. ayette. Men nezzele mine semâi mâen. Gökten suyu kim indirdi? Yağmuru kim yağdırdı? Fe ahya bihil arda min ba'de mevtiha. Ölümünden sonra ölüleri kim diriltti? Kim diriltiyor? Ve ahya bihil arda ba'de mevtiha. Toprak öldükten sonra o toprağı kim tekrar diriltiyor? Le yekulunne Allah. Elbette ki Allah diyecekler. Kulilhamdülillah. O zaman de ki elhamdülillah. Bak gerçek ortaya çıktı. Belekteruhum la yakın. Ama onların çoğu sakrını kullanmazlar. Şimdi Abdülkadir Geylani'den yardım isteyen kişi aklını kullansa, biz yaşayan kişilerden yardım istiyoruz vermiyor. Ölen kişi ne verecek diye düşünse hiç böyle bir şey yapar mı? Yapamaz hocam. Ondan sonra bir de şu var. Küfürde en önde giden iblistir biliyorsunuz. İblis Allah'ın yaratıcılığını inkar etmedi ki. Allah ne dedi? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Allah'ın Rab olduğunu da inkar etmedi. Rabbi enzirni ila yevmi yub'atun dedi. Tekrar dirilecekler güne kadar bana süre tanı ya Rabbi diye Allah'a yalvardı. Onun için insanlar zannediyor ki müşrik demek Allah diye bir varlık yok demektir. Kafir demek Allah'ı kabul etmemek demektir. Hayır. Müşrik ortak koşuyor. Ortak koşması için ortak koşulan birisinin olması lazım ki o daima Allah'tır. Daima Allah. İşte şeytan kendi nefsini tanrılaştırmıştır. Bazıları da işte böyle Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi, işte Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam gibi zatları tanrılaştırıyorlar.